Kurtlar normal köpek gibi değildir. Yani kurtlar çekingen ve korkak hayvanlardır. Evcilleştirilemezler, eğitilemezler. Sosyal bir aile yapısına sahiptir kurtlar ve sürü olarak avlanırlar. Onlarda da strateji kurarlar. Mesela alfa kurt saldırı konumundaki projeyi yapar, planı yapar ve ona göre avlanırlar ve bütün sürü buna uymak zorundadır. Peki bir kurtla alfa kurt arasında fiziki bir özellik farkı var mıdır? Alfa kurt sürüdeki en güçlü köpektir. Vücut yapısı olarak en güçlü olan, genetik olarak en sağlam olan köpekler alfa köpeklerdir. Tam anlamıyla evcilleştirilmiş bir kurt görüyorum. Evet. Şöyle bir şey var mesela, ben dışarıda gezerken bunu atıyorum, bana bir saldırı oldu. Evet, o zaman dişlerini gösterir. Ama hani artık son haddeye dışarıdan bize saldırı gelmesi gerekiyor. Aksi halde saldırıda bulunmaz. Şöyle bir üstüme saldırıyormuş gibi olsa bir an. Hayatımda ilk kez bir kurt gezdiriyorum. Evet. Yukarıda köpeğe kilitledim. Korkuyor şimdi onlar. Tibet var ya yukarıda. Herkese yepyeni bir videodan selamlar. Alatürk'e YouTube kanalının değerli izleyicileri. Bugün yine Bursa Nilüfer'de çok özel bir ırkla karşınızdayız. Hemen şöyle yanaşmak istiyorum Tibet Mastifi dünyasında. Abi bu nedir? Ben ilk defa hayatımda bir kurda bu kadar yakın duruyorum. Kurt diyorum çünkü büyük oranda kurt özellikleri taşıyan bir Wolf Dog'la beraberiz. Evet, şimdi bunları zaten dış görünüşte herkes bir kere gördüğünde kurt zannediyor. Yabani kurt zannediyor. Aslında bunlar yabani kurt değil. Bunlar dünyadaki ismi Çekoslovak Wolf Dog diye geçiyor. Yani bunlar kurt ve köpek melezidir. Bu gördüğünüz köpek de 1950 yılından beri seceresi gelen dünyadaki en kaliteli Çekoslovaklardan birisidir. Öyle mi? Doğrudur. Bu normalde tarihçesine baktığınızda %75'i kurt, %25'i köpek genetiğiyle oluşturulmuş bir köpektir. Bu artık tamamen bir köpektir. Ama şöyle fiziki özellik olarak baktığımız zaman doğada bir yerde görsek kurt deriz değil mi? Tabii. Şimdi dış görünüş olarak tamamen bir kurttur ama köpek genetiği olduğu için eğitilebilir ve sosyalleştirilebilir bir köpektir. Ama neticede karakter olarak kurt karakteri taşırlar. Nasıl kurt karakteri taşır? Çekingendir. İnsanlarla iletişimi çok kurmaz. Yani yabancıyı çok sevmez. Genelde ev içindir. Ya bunun üretim amacı çocuklarla arkadaşlık yapması için üretilen bir köpektir bu. Yani havlama, ısırma ve koruma özelliği yoktur. Tamamen bir süs köpeği gibidir. Yani biraz, çocuklarla arkadaşlık yapması için üretilen bir köpektir. Biraz yani tedirgin olduğunu görüyorum şu an. Güvenmez insanlara işte. Sadece kendi ailesine güvenir. Dışarıdaki yabancıya güvenmez. O yüzden de zaten havlama ve koruma yapmaz. Koruma özelliği yoktur bunun. Kurtla Alman kurdu bu. Kurtla Alman kurdunun eşlenmiş hali. Sonuçta ortaya çıkan böyle bir ırk görüyoruz. Evet. Tasma takılmak için yapılmış büyük ihtimal bu değil mi? Yani böyle bir için şey bu. Evet. Çünkü kurda tasma takmak herhalde yok, çok şey zor. Öyle bir şey duydum ben. Şimdi kurt tabii kurtlar normal köpek gibi değildir. Yani kurtlar çekingen ve korkak hayvanlardır. Evcilleştirilemezler, eğitilemezler. Bunun için köpek genetiği katılıp kurt görünümlü bir köpek elde edilmiştir. Dediğim gibi bu 1950 yılında elde edilen bir genetiktir. Yani bu köpek 1950 yılından beri soy ağacı vardır. Hem karakter testi hem genetik testi yapılmış. Seceresinde bunlara vakıf bir köpektir. Peki mesela bunun yavrusu alınmış olsa, doğadaki bir kurtla beraber o yavru yetişmiş olsa, kendini doğaya adapte edip normal bir vahşi kurt gibi doğada yaşamını sürdürebilir tabii, mi? Tabii sürüye girer, aynı sürüde devam eder. Sence ne gibi, o hayvan mesela vahşi doğada ne gibi sıkıntılar yaşar bu kırılmış olmasının verdiği şeyle? Çok bir sorun yaşamaz. Çünkü yavru olduğu için direkt sürüye uyum sağlar. Kurt genetiği de olduğundan dolayı kurt sürüsüyle direkt hareket etmeye başlar. Yeter ki o kurt sürüsü onu kabul etsin. Tabi üstünde biraz köpek kokusu olduğu için kurtlar belki sürü olarak onu ilk başta algılamayabilir. Almayabilir sürüye. Yani tabi köpek kokusu olan bir kurt aslında. Peki abi kurtlar üzerine biraz daha muhabbet edecek olursak kurtlar nasıl hayvanlardır? Kurtlar normalde çekingen, sürü halinde yaşayan, avlanmadıkları yani acıklıkta karın doyurmak için avlanmadıkları sürece insanlarla çok temas etmeden kaçınan, genelde uzak, asosyal köpekler diyebiliriz. Sürü içinde çok sosyallerdir ama dışarıdaki insanlardan kaçarlar. Mümkün olduğu gibi görünmemeye çalışırlar. Bunlar da o şekilde
şekilde hareket etmeye çalışıyor. Ev sahibi mesela evde büyüdüklerinde çocuklarla çok güzel oyun oynarlar. Dışarıda misafir geldiğinde kedi gibi gider bir yere yatar. Misafir gittikten sonra çıkar ortaya. Aynı kurt gibi davranırlar. Ya bu, mesela benim kurtların bu zeki oluşuyla ilgili şeyi ben çok duyuyorum ve çok ilgimi de çekiyor aslında. Hani gereksiz hamle yapmazlar. Evet. Mesela tek sıkımlı kurşunu vardır. Ve o kurşunu iyi değerlendirmeye çalışır avlanırken falan. Çünkü yara aldığı zaman onu iyileştirecek birisi yoktur vahşi doğada. Yani zaten vahşi doğanın kanunu bu. Bütün hayvanlar çok düşünerek tam anlamıyla mantıklı şekilde hareket etmelidir. Kurtlarda da bunu çok belirgin görüyoruz değil mi? Kurtlar zaten sürü olarak avlanan bir şeydir. Yani sosyal bir aile yapısına sahiptir kurtlar ve sürü olarak avlanırlar. Onlarda da strateji kurarlar. Mesela alfa kurt saldırı konumundaki projeyi yapar, planı yapar ve ona göre avlanırlar ve bütün sürü buna uymak zorundadır. Yani stratejisiz avlanma yapmazlar. Hareket ederler. Yani bilinçli olarak bir ava çıkarlar ve sürü olarak hareket ederler. Peki bir kurtla alfa kurt arasında fiziki bir özellik farkı var mıdır yoksa sadece karakteristik olarak mı? Tabii ki vardır. Alfa kurt sürüdeki en güçlü köpektir. Çünkü diğer dişilerle eşlendiğinde sürüyü güçlendirmek ve devamını sağlayabilmek için, sürünün ayakta kalabilmesi için iyi genetiğe sahip, vücut yapısı olarak en güçlü olan, genetik olarak en sağlam olan köpekler alfa köpeklerdir. Fiziki özellikleri de farklılık gösterebiliyor. Tabii, sürüdeki alfa iri köpek. Sürüdeki iri köpek. Ve cesaretiyle ilgili. Peki bu sürünün mesela grup diyelim buna. Mesela bu grubun yeni bir karakter girmesi çıkması falan bu düzen nasıl ilerler doğada? Şimdi doğada kurtlar sürü olarak gezdiklerinde yeni bir karakteri çok içine almazlar. Çünkü onlar bir ailedir. Ailenin içine yabancı almaktan çok hoşlanmazlar. Ama zayıf bir şey varsa tabii sürüye alırlar. Zayıf bir hayvan olur, bir şey olur. Hani şey değildir. Bakabilirler. Sürüye kabul edebilirler. Ama kendilerine eğer bu sürüye zarar verecekse... Yani tabii sürüye bir tehditse birlikte saldırıya geçerler. Gerçekten benim çok ilgimi çekti. Yani ilk gördüğümde abi dedim bu bildiğin kurt. Sen evet. Wolfdog diyorsun ama zaten adı da öyle ama mesela dışarıdan gören bir insan için tam anlamıyla evcilleştirilmiş bir kurt görüyorum. Zaten ilk gören öyle diyor zaten. Bu tamamen gri kurt diyor. Sevebilirsin. Yani kurtlar tabii çocuklarla dedim ya demin çocuklarla arkadaşlık yapması öyle için mi? Üretilen köpeklerdir bunlar. Hani havlama ve ısırma eğilimi yoktur bunlarda. Kesinlikle koruma eğitimi yok eğilimi yoktur. Genelde biz de bunu gördüklerinde şey için istiyorlar. İşte ya işte ben bahçeye koruma istiyorum. Bunu istiyorum. Diyorum ki bu koruma yapmaz. Bu size ancak arkadaşlık yapar. Bunlar tamamen kurtlar gibidir. Sadece size arkadaşlık yaparlar. Peki yaşıyla sizinle arkadaş olur. Yaşı ilerledikçe karakteristik değişime uğrar mı sence abi? Uğramaz. Evde nasılsa sizinle o şekilde eve adapte olur. Evi sürü olarak algılar ve sürü de kendine bir yer bulur ve o şekilde hareket eder. Bunun sana ilk geliş hikayesi nedir? Nasıl böyle bir köpek beslemeye karar verdin? Benim yurt dışında arkadaşım besliyor bunları. Kendisi veteriner aynı zamanda. Bunları hem üretiyor, hem yarıştırıyor, hem besliyor. Dediğim gibi ben bunları da yurt dışından burada isteyen oldukça getirip buraya veriyordum. İşte pandemiden dolayı gümrükler vesaireler kapanınca arkadaşım bir çifti bana verdi. Dedi ki sen orada üret, isteyen oldu mu verirsin. Bizim geliş amacı bu. Şimdi ben bunları seviyorum. Güzel köpekler ama bizim Tibet Mastifilerinin yanında çok ekstra bir yere almam gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bunlar çekingen karakterli köpekler. Tibetlerse alfa karakterli köpekler. Bunlar bu sefer şey yapıyorlar. Geri çekiliyorlar. O yüzden bunlar farklı bir yere koyuyorum. Tibetlerden biraz ayrı bir yere koyuyorum. Peki 1,5 yıldır sende evet. Köpek. 1,5 yıldır hiç böyle sinir haddinin aşıldığı böyle çok sinirlendiği, çığırından çıktığı bir an yaşadı mı? Hiçbir zaman yaşamaz. Yani sizi mesela ilk defa görüyor. Dokunabilirsiniz. Diş yapısına bakabilirsiniz. Dudaklarını sabrını zorlatır bir şey. Sabrını zorlamaz. Bu sadece sizden kaçar. Geri çekilir, kaçar. Bir yerde saklanır. Sizin siniriniz geçtiğinde de çıkar. Ama çok bunalırsa, çok sıkışırsa bir kurt saldırmaz. Şöyle bir şey var mesela ben dışarıda gezerken bunu atıyorum. Bana bir saldırı oldu. Evet o zaman dişlerini gösterir. Ama hani artık son haddeye dışarıdan bize saldırı gelmesi geliyor. Aksi halde saldırıda bulunmaz. Sadece kendini korumak ve beni korumak için yapar. Yani temel nitelikleri bir insana dost olması tabii üzerine tabii. Bir şey. Dostluk ve arkadaşlık köpeğidir. Yani süs köpeği gibi de düşünebilirsiniz. Kurt görünümlü bir süs köpeği. Hı. Gördüğünüz gibi siz yabancı göründen de benim içime giriyor hep aynen, böyle. Aynen. Benimle bütünleşti. Değil mi oğlum? Abi. Genelde çift bir olarak biz onları salıyoruz da dişi biraz daha yabancıları çok istemiyor. O biraz daha saklanıyor. Erkek biraz daha dişiye göre sürünün yani ailenin alfası olduğu için erkek çıkıp dışarıdakilerle biraz daha rahat olabiliyor ama dişi çok rahat olmuyor yabancılarla. Hani bizimle çok oynuyor da hani yabancılara çok kendini göstermek istemiyor. Saklanıyor genelde. Yok şöyle bir kafayı bir dikse ne deyince dikkatini çekiyor? Hiçbir şey. Şimdi bıraksak hemen kendine kuytu bir köşe bulup oraya yatacak. Gidip şey yapacak bir yere saklanır. Ben ayakta durayım sen çok. Ben çökünce o da yatacak çünkü. Sen Harun'la birlikte çek. Şöyle bir üstüme saldırıyormuş gibi olsa bir an. Yukarıdaki köpeğe kilitleniyor. Korkuyor şimdi ondan. Tibet var ya yukarıda. Kuyruk sıkışık ya. Ama kurt ya o zaten kuyruğunu kaldırmaz değil mi? Yok kaldırmaz. Kuyruğu dikmez. Arkasında kurt, kalır. Kurt zaten kurtun. İstiyorsan gezdirsin. Kurdum. Ha olur. Evet. Hayatımda ilk kez dur aman dur yavaş.
Hayatımda ilk kez bir kurt gezdiriyorum. Gel, yavaş yavaş gel. Gel, gel tamam hadi gel. Gel seni sahibine teslim edeyim. Yerine git güzelce. Ramses gel, gel oğlum. Gel. Gel hadi. Hadi gel. İsmi Ramses mi abi? Ya Ramses. Ramses ha? Gel. Gel hadi. Gel. Gel bu tarafa gel. Gel Ramses. Gel. Evet şöyle vereyim abi sana. Daha fazla tedirgin etmeyelim Ramses'i. Şey değil o zaten. Diğerlerinin yanına gitmeye çalışıyor. Diğer köpeklerle ilişkileri, diyalogları nasıl abi? Yani genelde kendi halindeler. Yani çok diğerlerle muhatap olmak istemiyorlar. He. Abi çok teşekkür ediyorum. Bu videoda da çok izleyicilerimize çok ilginç bir konuyu paylaştık. Buradan son kez söylemek istediğim bir şey var mı? Genelde koruma için istiyorsunuz ama koruma yapmayan köpeklerdir bunlar. Bunlar size arkadaşlık yapacak olan köpeklerdir. Şey diye ekleyelim mi? Doğada, doğa haricinde vahşi hayvanlar değillerdir değil tabii, mi? Tabii tabii doğa haricinde. Ya, vahşi kurtlardan tabii. Bahsetmiyoruz. Değil, evcil değil, kurtlardan, tabii, tabii. Bunlar, wolf-dog'lardan bunlar bahsediyoruz. Wolf-dog'lar. Bunu gördüğünüz gibi yabancıları çok istemiyorlar. Yepyeni farklı içeriklerle farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.